Herkese merhaba. Vitaminli Mutfağa hoş geldiniz. Bugün şahane bir baklava tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Kat kat nefis bir baklava. Merdane ile çok pratik bir şekilde açabilirsiniz. Tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlayalım. 5 su bardağı suya 5 su bardağı toz şeker ilave edip 1 dilim limonu sıkıp içine alıyorum. Ve öncelikle yüksek ısıda kaynayana kadar bekletiyorum. Kaynamaya başladığında ocağın altını kısıp 20 dakika şerbetimi kaynatıyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi hamurumuzu yapalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 fiske tuz, 1 fiske karbonat ve 1 yemek kaşığı sirkeyi ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Telp çırpıcıyla öncelikle güzelce çırpıyorum. Su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum ve öncelikle spatula ile güzelce karıştırıyorum. Ununuzun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizde yarar var. Orta yumuşaklıkta çok güzel bir hamurumuz olacak ve daha sonra elimle 1-2 dakika yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurumu tezgaha alıyorum. Tezgahta silindir haline getirip hamuru 3 parçaya ayıracağım. Bu 3 parçanın her birinden 10'ar adet beze oluşturacağım. Yani toplamda 30 adet bezemiz olmuş olacak. Bezelerimi bu şekilde yuvarlıyorum. Bezelerin eşit olmasına dikkat edin. Ayırdığım son üçüncü parçayı da 10 adet bezeye ayırıp bir tepside üzerine streç film sererek, streç film koyarak 1 saat kadar dinlendireceğim. Bu şekilde bezeleri yuvarlayarak tepsiye alıyorum. Tepsinin üzerini kapatıp 1 saat bezeleri dinlendireceğim. Hamurun dinlenmesi, hamurun güzel açılması için çok önemli. 1 saatin sonunda tezgahıma nişasta alıyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Tezgahın üzerine de bezenin üzerine de nişasta serpip merdane ile çay tabağı ebatında açıyorum. Otuz adet bezeyi de çay tabağı ebatında açıp kenara alıyorum.
Bezeleri üst üste koyarken bezelerin yapışmaması için aralarına mısır nişastası serpiştiriyorum. Zaten hamur yumuşacık olduğu için çok kolay bir şekilde merdane ile açılıyor. Hatta elinizle bile çay tabağı ebatını getirebilirsiniz bezeleri. Alt üst ederek her iki tarafından da bezeleri açıyorum. Ve son bezemi de açtıktan sonra toplamda 30 adet bezem oluşmuş olacak. Ve bezelerimin üzerini kapatıp kenara alıyorum. Nişastaların uçuşmaması için. Ve şimdi yufkamızı açmaya başlayacağız. 3 tane küçük ebatta açtığım yufkaları aralarına mısır nişastası serpiştirerek üst üste koyuyorum ve merdane yardımıyla yufkamı açıyorum. Ara sıra yufkayı ters düz ediyorum. Altta kalan katların küçük kalmaması için, onların da düzgünce açılması için baklavamı pişireceğim tepsi ebatında yufkamı açıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde zaten açılıyor. Hamurumuz yumuşak olduğu için. Evet, ilk yufkamız hazırız. Şimdi size katlarını göstermek istiyorum. 3 katımız var. Gördüğünüz gibi incecik. Dokusu harika oldu. Bakar mısınız? İncecik, harika yufkalarımız oldu. Şimdi sıvı yağ ile tabanını yağladım. Hafifçe yağladım. Tepsime ilk yufkamı alıyorum. Üzerine ceviz serpiştiriyorum. Rondodan geçirdiğim cevizleri serpiştiriyorum. Cevizlerimi biraz iri bıraktım. İri olduğunda daha iyi oluyor. Hafif iri bırakmanızda fayda var cevizlerinizi rondodan geçirirken. Diğer katlarımıza da yine 30 adet yufkadan 3'er tane yufkayı üst üste aralarına nişasta koyarak üst üste koyup açmaya devam ediyorum merdane ile. Ters düz ediyorum ara sıra. Alttaki katların küçük kalmaması için. Her bir katıma 3 adet çay tabağı ebatında açtığım bezeleri yufka haline getirerek her katı bu şekilde açıyorum. Son 3 adet bezeyi bırakacağım. Onları tek tek açacağım tepsimin üzerine. Evet, yufkamızı yerleştirdik. Cevizimi serpiştirdim. Şimdi sıra
Ayırmış olduğum son 3 adet bezeye geldi. Bunları tek tek oklavayla açıyorum. Yine ara sıra ters düz ederek tepsi ebatımda tek tek oklavayla açıyorum. En üst katların tel tel ayrılması için son 3 adet yufkayı oklavayla açıyorum ve tek tek tepsinin üzerine yerleştireceğim. Ve böylece baklavamın ilk aşaması tamamlanmış olacak. Evet, tam tepsi ebatın olduğu yufkamız. Bakın, incecik ve de hiç yırtılmadı. Tepsime yerleştiriyorum. Ve kenarlarının düzgün olması için bir bıçak yardımıyla içeriye doğru, gördüğünüz gibi bu şekilde bıçak yardımıyla içeriye doğru ittiriyorum. Böylece kenarları daha düzgün olmuş olacak. Ve şimdi baklavamı kesmeye başlıyorum. Yıldız şeklinde keseceğiz baklavamızı. Bunun için önce ikiye, sonra tekrar tepsinin ortasından kesip dört parçaya ayırıyorum. Bu dört parçayı da tekrar yarıya bölüp gördüğünüz gibi yıldız şekli vermeye başlıyorum. Burayı kesmeden görmeniz için videomu devam ettirdim. Çok kolay. Çok rahat yapabilirsiniz. Evet, ilk dilimin şekli oluştu. Bu şekilde bütün tepsimize yıldız şekli veriyoruz. Bıçağınız keskin bir bıçak olmalı ve keserken tepsinin dibine kadar en alt katında kesilmesi için bıçağı değdirmeniz gerekiyor. Evet, baklavamızın şeklini verdik. Şahane oldu. Şimdi üzerine dökmemiz için 250 gram tereyağını ve yarım çay bardağı sıvı yağını eritiyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi köpüklerini alıyorum. Yakmamanız çok önemli. Köpüklerini alarak baklavanın üzerindeki siyah beneklerin oluşmasını engellemiş olacağız. Ve eritmiş olduğum tereyağını baklavanın üzerine gezdiriyorum. Daha önceden ısıtmış olduğum 170 derecede 55-60 dakika baklavamı pişireceğim. Baklavam nar gibi kızardı. Harika oldu. Kokusu muhteşem. Şimdi
şerbetini vereceğim. Bir 10 dakika kadar baklavam piştikten sonra içini çekmesi için dinlendirdim. Bu 10 dakikanın sonunda sıcak baklavaya soğuk şerbeti dökerek baklavamı tamamlıyorum. Bu tarifte baklavam sıcak, şerbetim soğuk. Her tarafına, kenarlarına güzelce şerbeti döküyorum. Ve tepsimi şerbetin güzelce dağılması için şöyle bir iki defa sarsıyorum. Ve en az 2 saat baklavamı dinlendireceğim. Bir gün önceden yapıp ertesi gün yediğinizde tadı daha da oturmuş olacak. Şerbetini daha iyi çekmiş olacak. Baklava şahane oldu. Mis gibi. Mutlaka deneyin. Paylaşmayı unutmayın. Şimdi doku testine geçelim. Bir dilim baklavamı tepsiden alıyorum. Bol cevizli. Tadı şahane bir baklava oldu. Gördüğünüz gibi kat kat muhteşem. Tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifleri paylaşmayı unutmayın. İyi bayramlar. Afiyet olsun.